Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle mutlak değerli denklemler çözeceğiz, kurallar göreceğiz, onlara göre de sorularımıza bakacağız. Şimdi gençler, pembe yazılmış kuralımıza bakalım. Mutlak içinde x, mutlak içinde y'ye eşitmiş. Böyle bir durumda diyor ki bize ya içleri tamamen birbirine eşittir veya siz bir tarafı seçin, yani ya y'yi ya x'i sadece bir tarafın içinin önlerine koyun diyor. Eksi koyarak soruyu çözün. Ya da bakın ikinci yol dediği aslında şurada bir kural daha var. Eğer her iki tarafta da burada olduğu gibi mutlak değer varsa o zaman siz iki tarafın karesini alarak da soruyu çözebilirsiniz. Ama şartımız ne? Her iki tarafta da mutlak değer olacak. O zaman biz iki tarafın karesini alarak da soruyu çözebiliyoruz. Şimdi bakalım örnek sorumuz nasıl bir soruymuş. Bakıyorum gençler, sorumda eşittirin sağında ve solunda mutlak değer var. O zaman ne diyoruz? Bakın içleri olduğu gibi yazılır değil mi? Ya da nasıl yazılır gençler? Ben bir tarafı aynen bırakıyorum. Bakın buraya çok dikkat edin. Soldaki mutlağın içine aynen bıraktım. Sağdaki mutlağın içinin önüne tamamen eksi geliyor bakın. Sadece eksi 9 yazarsanız kesinlikle hata yaparsınız. Buranın içinin önüne tamamen eksi geliyor. Şimdi çözelim. 2x burada. Eksi x sola geçsin. 9 sağda. 3 de sağa geçsin. Eksi 3 olacaktır. 3x 6'ya eşit. Her iki tarafı 3'e bölerseniz ne çıkar? X 2 bulunur. Değil mi gençler? Biz x'i 2 bulduk. Sıra burada. Düzenleme yapalım önce. Eksiyi dağıtalım paranteze. Eksi 9. Eksi eksi x ne olacak? Artı x. 2x burada. X'imiz sola geçsin. Eksi x diye geçecek. Sağda eksi 9 var. Artı 3 de sağa geçsin. Buradan x'imiz ne çıkacak? Eksi 12. Bana x değerlerinin toplamını soruyor. Eksi 12 bulduk. 2 bulduk. Ne çıkacak cevabımız? Eksi 10 bulunur. Devam edelim. Evet. Şimdi her iki tarafta da mutlak var mı ona bakıyorum ki var. O zaman ne diyorduk? Önce içleri aynen yazılır. Veya bir tarafı aynen bırakın. Bir tarafın içini aynen bırakın. Diğer tarafın önlerine koyun. Parantez içinde yazmaya da dikkat ediyoruz. Önüne koyuyoruz, eksi koyuyoruz. Çözüme başladık. Şimdi gençler, x sağda var, soldaki x de yanına geçsin. Eksi 2 var solda, 4 de sola geçsin, eksi 4 olur. Burası eksi 6 oldu, burası da 0 mı oldu? 0 ile eksi 6 birbirine eşit mi? Hayır. O yüzden buradan çözüm kümesi ne çıkacak? Boş küme çıkacak. Devam edelim, şurayı düzenleyelim. Eksiyi dağıtıyorum, eksi x. Eksiyi dağıtıyorum, eksi 4. X burada. Eksi x'imiz sola geçsin. Ne olacak? Artı x olacak. Eksi 4 var. Eksi 2 sağa geçsin. Artı 2 olarak geçecek. 2x eksi 2'ye eşit. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz x'i ne bulursunuz? Eksi 1 bulursunuz. Zaten bize x'i sormuştu. Devam edelim. Evet. Yine her iki tarafta mutlak var. Yalnız bir tarafın mutlağının önünde 3 var katsayı olarak. Ona dikkat edelim. Önce olduğu gibi yazıyorum bakın. Aynen. Sonra diyorum ki ben şu tarafı karıştırmayayım hiç. Bu sefer sol tarafın önüne eksi koyacağım. Tamam mı? Sağa da koyabilirsiniz ama işlemler karışmasın diye ben solu tercih ettim. Şimdi başlıyoruz çözmeye. 3'ü dağıtıyoruz. 3x. 3'ü dağıtıyoruz. Artı 3. 3x burada. X de sağa geçerse eksi x diye geçer. Eksi 1 var. 3 sola geçsin. Eksi 3 diye geçecek. Burası eksi 4 oldu. 2x oldu. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz x'i buradan ne buluruz gençler? X'i eksi 2 buluruz. Sıra bu işlemde. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi eksi 1 artı 1. 3'ü de dağıtıyorum. Şimdi 3x var. Eksi x de sağa geçsin. X olacak. Solda 1 var. 3 de sola geçsin. Eksi 3 mü olacak?
Eksi 2 eşittir 4x. Eki tarafı 4'e bölelim. X buradan eksi 1 bölü 2 mi çıkar? Yani eksi 2 ile 4 sadeleştirdim. 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü 2 bulduk. X değerlerinin toplamını soruyor bana. Eksi 2 bulduk. Eksi 1 bölü 2 bulduk. Paydayı yazıyorum bakın. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4. Eksi 1 ile topladım. Ne çıktı gençler? Eksi 5 bölü 2 bulunur. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Şimdi bu soruda ne yapacağım? Ne yapmam gerekir? Tabii ki önceki bildiklerini de uygulamam gerekiyor. Bakın şimdi gençler. Mutlak içinde x eksi 2'yi aynen yazıyorum. Burayı da şöyle düzenlemek istiyorum. Eksi 1 çarpı x eksi 2 yazarsak, bakın çarpınca eksi x artı 2 olmuyor mu? Yani aynen buranın içi olmuyor mu? Bakın, burayı düzenlemek istedim. Aslında amacım bu ifadeyi de x eksi 2'ye benzetebilmek. Peki ne yaptım onun için? Eksi 1 parantezini aldım. Gördüğünüz gibi. Burası x eksi 2 mi yaptı? Devam edelim. Aynen yazıyorum. Şimdi biz çarpma işlemi var ya, şöyle ayrı ayrı yazabiliyoruz o yüzden. Bakın. Şimdi eksi 1'in mutlak değeri cevap olarak ne olacak? 1. Şöyle olacak en son hali. Hemen kavrayanlar tak 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 yapabilirler. Ben yeni öğrenenler için de anlattığım için uzun uzun yapmak zorundayım. Şimdi burada bir tane mutlak içinde x eksi 2 var. Burada da bir tane mutlak içinde x eksi 2 var. Kaç tane oldu? 2 tane oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu durumda ne yapabiliyordum? Bir, şöyle yapabiliriz. Mutlağın içine aynen yazarız. Buraya parantez koymanıza gerek yoktu. Veya nasıl yazarız gençler? Sol tarafı bu sefer aynı bırakıyorum. Çünkü 2 çarpanı var. Sağ tarafın önüne ne getiriyorum? Eksi getiriyorum. Şimdi 2 denklemi de çözüp x değerlerini bulacağım. Çarpıyorum 2x. Çarpıyorum eksi 4. Burası zaten x artı 3. 2x burada. X de yanına geçsin. 3 var. Eksi 4 de karşıya geçsin. Buradan 2x'ten x çıktı. X. X ne çıkar? 7 bulunur. Şimdi sıra burada. 2x. Eksi 4. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi x, eksi 3 mü olacak? 2x solda, eksi x de sola geçsin. Eksi 3 var sağda, eksi 4 de sağa geçsin. Artı 4 olacak. Burası 3x eşittir. 1 yapar. Tek taraf 3'e bölelim. Bana x lazım. X de buradan 1 bölü 3 mü çıkar? Bana ne diyor? X değerlerinin çarpımı. Ben 7 buldum. Diğerini 1 bölü 3 buldum. Çarparsak ne çıkar? Gençler, 7 bölü 3 olarak buluruz. Devam edelim. Bu da güzel bir soru. Bakın zor değil. Güzel bir sorumuz. Şimdi burada 2 var ya. Taban olarak üstü bir ifade ikisi de görüyorsunuz. 4'ü de 2'ye benzetebilirim. Bakın yazıyorum 2. 4 yerine 2 üzeri 2 yazabilirim. Şimdi üstlü ifadelerde arada eşittir var. Ve tabanlar eşitse üstler birbirine eşit değil miydi gençler? O zaman nasıl çözeceğim burayı? Bir aynen olduğu gibi. Burayı parantezde yazmayı unutmayın. Bir de nasıl çözüyorum? Bakın iki çarpanı sağda olduğu için ben solun önüne eksi koymayı tercih ediyorum. Bu bir tercih meselesi. Bunu da unutmayın. Evet. Şimdi başlıyoruz çözmeye. 2'yi dağıtıyorum. 2x. 2'yi dağıtıyorum. Artı 4. 2x var. X de sağa geçsin, eksi x olacak. Eksi 3 var. 4 sola geçsin, eksi 4 olacak. Buradan x ne çıkar? Eksi 7 bulunur. Burayı çözelim. Eksiyi dağıtıyorum bakın. 2'yi de dağıtıyorum. 2x var. Eksi x de sağa geçsin. Artı x yapar. Burada 3 var. 4'ümüz sola geçsin. Eksi 4 yapacak. Bana x lazım. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. X buradan eksi 1 bölü 3 mü çıkıyor? Bana yine x değerlerinin çarpımı diyor. Bir tanesini eksi 7 bulduk. Bakın. Bir tanesini eksi 1 bölü 3 bulduk. Çarpınca ne çıkar? Yine 7 bölü 3 mü çıktı karşımıza? Değil mi gençler? Devam edelim.
Bakalım neler göreceğiz. Şimdi gençler bakın bu soru tipi de size fark atacak bir soru tipi değil. Şimdi beni dikkatli dinlemeniz lazım. Sol tarafta iki tane mutlak değerli ifadenin çarpımı var. Görüyorsunuz. O zaman burası mutlaka ya sıfırdır ya da sıfırdan büyük pozitif bir sayıdır. Bakın eğer bu mutlakların cevabı sıfırsa sıfırla sıfırın çarpımı sıfır çıkacak. Yani x artı 2'nin cevabı sıfır çıkar. Ya da mutlak değerin cevabının negatif çıkma ihtimali var mı? Hayır. Yani pozitif bir sayı çıkacak. Burası da pozitif bir sayı çıkacak. İki pozitif sayının çarpımı ne? Yine pozitif sayı. Ben o zaman şöyle mi diyebilirim? X artı 2 mutlaka sıfırdan büyük eşit çıkmalı. Ya sıfır çıkacak ya sıfırdan büyük eşit, büyük çıkmak zorunda. Bir daha anlatıyorum bakın. Burası çok önemli soru için. Şimdi iki tane mutlak değerli ifade var solda ama sağda öyle bir ifade yok. Şimdi mutlak değerin cevabı ne çıkar? Pozitif değil mi? Bu da pozitif çıkar. İki tane mutlak değerin çarpımı mutlaka cevap olarak ne çıkacak? Pozitif. Bir ihtimal daha var pozitiflik dışında. Ne? En küçük mutlak değer cevap olarak ne çıkabilir? Sıfır. Burası da sıfır çıktı diyelim. Sıfırla sıfırın çarpımı ne çıkar? Sıfır. O zaman x artı 2 en küçük sıfır çıkar. Diğer cevaplar olarak da x artı 2 sıfırdan büyük çıkar. Yani pozitif çıkar. Niye böyle yaptık? Bakın burada da x artı 2 olduğunu görüyor musunuz? Burada mutlak yok ama burada mutlak değer içinde. Bu mutlağın içi pozitif olacağı için ya da en küçük sıfır olacağı için olduğu gibi mi çıkacak? Bakın mutlaktan kurtardım orayı, gördünüz mü? Bu ifadeyi mutlaktan kurtarabiliyoruz. Nedeni de bu x artı 2'nin sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olması durumundan dolayı. Sonra bakın yazıyorum çarpı. Diyorum ki bu ifadeyi ben sol atayım. Parantezle beraber atıyorum. Yani ikisini aynı anda atıyorum. Sağdaki her şeyi sola attığım için sağda sıfır kalıyor. Bir bakıyorum bu ifadeler aynı. Parantezi alabilirim. X artı 2 parantezini alıyorum. Şimdi mutlak içinde burada ne kalıyor? Burayı alınca x eksi 2. Arada ne var? Eksi. Burayı alınca da yerinde ne kalır? 1. Sakın sıfır yazmayın. Bölme anlamında gibi olduğu için bakın. Bakın x artı 2'ye bölüyormuşuz gibi düşünüyorsunuz. Burayı da x artı 2'yi x artı 2'ye bölüyormuş gibi düşündüğünüz için 1 kalır. Sakın sıfır yazmayalım. Bir çarpma işlemi var ve cevabı sıfır. O zaman ne diyoruz? Ya burası sıfırdır ya da buranın cevabı sıfırdır. X artı 2 sıfırsa x buradan ne çıkar gençler? X eksi 2 bulunur. Burayı çözelim. Ben biri karşı yatayım. Mutlak içinde x eksi 2 1 demek. Bunu nasıl çözüyorduk? X eksi 2 1 demek veya x eksi 2 eksi 1 demek. Çözelim. X buradan 2'yi karşı yatarsak artı 2 diye geçer. 3 olur. X buradan 2'yi karşı yattık artı 2 diye geçti. Bir de eksi 1 var. Buradan eksi ne olacak? 1 olacak. Bize çözüm kümesini soruyor. Eksi 2 var. Bakın. 1 var. Bir de ne var gençler? 3 var. Bütün değerleri yazmayı unutmamamız gerekiyor. Devam edelim sorularımıza. Evet. Böyle bir soru vermiş. Şimdi o soruyu görünce bunu da afallayabilirsiniz ama aslında bu daha kolay. Neden? Biz mutlak değerli ifadeleri çarpma işlemi varsa şöyleyse bakın. Biz bunları aynı mutlak içinde böyle yazamıyor muyuz? Hani aynı mutlak içinde çarpma varsa ayırabildiğimiz gibi ayrı olanları da aynı mutlak içinde çarpabiliriz. Aynı şeyi burada da yapacağım. X eksi 3 ile parantez içinde yazacağım. X artı 3'ü çarpıyoruz. Cevabı ne çıkıyormuş? 7. Çarpalım burayı. X kere x, x kare. X kere 3, 3x. Bitti. Eksi 3 kere x, eksi 3x. Eksi 3 kere 3, eksi 9. Eşittir 7. Artı 3x, eksi 3x sıfırladı birbirine. Mutlak içinde sadece x kare eksi 9 kaldı. Gençler bunu nasıl çözerim? Şuraya yukarı da yazayım. Bunu nasıl çözeriz? X kare eksi 9 yani mutlağın içi ya 7'dir
ya da x kare eksi 9 cevabı nedir? Eksi 7'dir. Çözelim bunu. 9'u karşıya atarsam artı 9 olacak. X kare 16 demek. Hangi sayıların karesi 16? Artı 4'ün ve eksi 4'ün. Burada 2 tane kök geldi. Artı 4, eksi 4. Devam edelim. X kare 9'u karşıya atın. Eksi 9, artı 9 yapacağım. X kare eşittir 2. Hangi sayının karesi 2? Karekökünü alalım. Karekökten burada ne yapacağız? Kurtulacağız. Ama burası çift derece olduğu için mutlak içinde gelecek. Bu ne demek? Bu mutlağın içi o zaman ya kök 2'dir ya da nedir? Eksi kök 2'dir. Bu hep unutuluyor. Tamam mı? Kök 2 deniliyor sadece. Burada gençler bu karekök olduğu için x kare de var. Çıkarken dışarı x diye çıkmıyor. Mutlak içinde x diye çıkıyor. Bu önemli bir bilgi. O zaman bu köklerin çarpımı diyor. Şimdi 4 var, eksi 4 var. Eksi kök 2 var, artı kök 2 var. Şimdi iki tane eksi sayı olduğu için çarpmadım. Bir kere cevap pozitif gelecek. 4 kere 4, 16. Kök 2 kere kök 2, 2. Ya da ne deriz? Kök 4 yapar hocam. Oradan da 2 çıkar. Aynı şey. Cevap neymiş? 32 çıkıyormuş. Güzel bir soruydu. Tamam mı gençler? Devam edelim. Şimdi bakın bu soru örnek olarak çözdüğüm sorunun aynısı. Çayımızdan bir yudum alalım. Şimdi nasıl bir soru? Bakalım. Şimdi gençler bu mutlağın cevabı pozitif. Bu mutlağın cevabı da pozitif. Çünkü mutlak değer dışarı pozitif olarak çıkar. İki pozitif sayının çarpımı pozitif mi olacak? Yani şu an x artı 4 sıfırdan büyük diyebilirim. Ama bir ihtimal daha var. O ihtimal ne? Pozitif dediğim gibi bunlardan herhangi birinin mutlak değerleri için konuşuyorum. Cevabı sıfır olabilir. Yani içi sıfır olabilir. Bunun içi sıfırsa, bunun içi de belki sıfır, belki yani bunun içi belki sıfır, o zaman sıfır diye dışarı çıkacak. Bunun içi eksi de olsa, artı da olsa dışarı ne diye çıkacak? Artı ya da sıfır. Yani o zaman çarpma olduğu için burası sıfır mı olacak? Ya sıfırdan büyük, x artı 4 ya da sıfıra eşit. Değil mi? O zaman ne diyorum? X artı 4 büyük eşit sıfır olmalı. Dediğim gibi mesela gençler şöyle düşünün. Nasıl yani diyenler olabilir. Bakın x eksi 4 olsun. Burası sıfır yapacak. Çarpı. Eksi 4 olursa burası eksi 8 yapmayacak mı? Sıfırın mutlak değeri sıfır. Eksi 8'in mutlak değeri bakın 8. Yani illa ikisi de sıfır sıfır olmak zorunda değil. Biri sıfır olsa çarpmada cevabın sıfır olması için yeterli zaten. İkisi de sıfır zaten gördüğünüz gibi bu değerlerden dolayı olmaz. Devam edelim. Şimdi sorumuza. Şimdi neden sıfırdan büyük eşit olduğunu anlamışızdır diye düşünüyorum. Evet gençler. O zaman x artı 4'lü olan mutlak değer, mutlak değer içinde x artı 4 olan kısım İçi pozitif ya da sıfır olduğundan dolayı aynen dışarı çıkacak. Erdi çarpma var. Bunu da aynen yazıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Bu ifadeyi ben tamamen sol tarafa alacağım. Aynı şekilde. Her şey sola geçtiğine göre sağda ne kalacak? Sıfır kalacak. Bir bakıyorum. X artı 4'ler aynı. X artı 4 parantezine alabilirim diyorum. Burada ne kalır? Mutlak içinde x eksi 4. Burada kendini alınca 1 kalıyor bunu unutmayalım. Eşittir 0. Bir çarpma işleminin cevabı 0 ise ya burası 0'dır ya da bu taraf 0'dır. Çözelim. X artı 4 0 demek. X buradan eksi 4 demek. Bana zaten çözüm kümesini soruyor yine. Mutlak içinde x eksi 4 eksi 1 eşittir 0 demek. X eksi 4 eşittir 1 demek. Bunu da çözelim. Buradan x eksi 4 ya 1'dir mutlağın içi veya x eksi 4 nedir mutlağın içi? Eksi 1'dir. 4'ü karşıya atınca gençler 1, 4 daha ne yapıyor? 5 yapıyor. Burada da eksi 4'ü karşıya atınca 4 yapar karşıya geçerken. Bir de eksi 1 var. X buradan ne çıkar? 3 çıkar. Bize çözüm kümesini soruyor. Eksi 4 var. Gördüğünüz gibi. 3 var. Ve 5 var. Tamam. Güzel sorular. Şimdi şu tarz örneklerimiz var.
Sonra da sorularına bakalım. Şimdi gençler, burada dikkat ettiyseniz ben burayı şimdi düzenlemek istiyorum. Şöyle yazayım. Mutlak içinde x eksi 1, 2x 4'ü karşıyaka eksi 4 mu? Şimdi bu soruda her iki tarafta da mutlak yok. Tamam mı? O zaman böyle sorularda mutlak değerin için 0 eşit diyorsunuz. X eşittir 1. Buradaki 1 noktanız kritik noktanız. Siz bu soruyu x büyük eşit 1 olsun diye önce çözüyorsunuz. Sonra da kritik noktamız 1 olduğu için x küçük 1 olsun diye de çözüyorsunuz. Şimdi eğer x 1'e eşitse burası 0 çıkacak. Yani olduğu gibi. X 1'den büyük mesela 2 ise pozitif olduğu için aynen mi çıkacak burası bakın. Karşı tarafta zaten mutlak yok. Çözelim burayı. 2x var. X sağa geçsin. Eksi 1 var. Eksi 4 de sola geçsin. Buradan eksi 3 oldu mu? Hemen atlamıyoruz. Hocam çözüm kümesinde 3 var demiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Burayı da teyitleşeceksiniz. Siz başta x 1'den büyük eşit olsun demediniz mi? Gerçekten cevabınız 1'den büyük eşit mi çıktı? Evet. Şimdi çözüm kümesine 3'ü alabilirsiniz. İkinci aşamamız neydi? X küçük 1 olsun. Şimdi bakın x mesela 0, 1'den küçük. Burası o zaman eksi 1 mi oluyor? X mesela eksi 1, eksi 1, eksi 1 daha eksi 2. İçi negatifse mutlak değerin önüne eksi işareti alarak çıkmıyor muydu? Mutlağın içi negatifse önüne eksi işareti alır dememiş miydik? O zaman karşıda da 2x eksi 4 yazdığını unutmayalım. Düzenleyelim. Eksiyi dağıtıyorum bakın. 2x var. Eksi x karşıya geçsin. 1 var. Eksi 4 de sola geçsin. Buradan ne çıktı? 3x 5'e eşit çıktı. Her iki tarafı 3'e bölelim. X 5 bölü 3 mü? Çok güzel. Çözüm kümesinde bu var diyecek miyim? Hayır. Hemen aceleci davranmayacağım. Burayla kontrol edeceksiniz. Bakın. 5 bölü 3'e bakıyorum. 1'den küçük mü bu sayı? 5 bölü 3 bir kere 1'den büyük bir sayı. 5'i 3'e bölü. Bakın. Bir kere var. 2'de yok. 20'de kaç kere var? 6 kere var. 1 virgül 6. Bu 5 bölü 3 1'den küçük değil. Sizin çözüm kümesinde 5 bölü 3 olamaz. Çözüm kümesinde sadece kaç var? 3 var. Bakın güzel bir soruydu. Tamam. Bu sorularda buna çok dikkat etmelisiniz. İlk başta neye baktık? Her iki tarafta da mutlak değer yok. O zaman demek ki işin içine bir kritik nokta olayı mı girdi? Devam edelim. Başka soruyla. Bakın yine bu da aynı tarz bir soru. Ben ne yapıyorum böyle bir soruda? Bakıyorum solda mutlak var, sağda mutlak değer yok. O zaman mutlağın içini sıfıra eşitliyorum. Buradan bir kritik nokta bulacağım kendime. Bu soru için kritik nokta 2. Diyeceğim ki önce birinci aşama şu olsun. X büyük eşit 2 olsun. Yani 2'den büyükse veya eşitliğimizde 3 olsun. 3 kere 2 6, 6'dan 4 çıktı 2. Yani burası pozitif mi çıkacak? Ya da en az 0 çıkar yani. O zaman olduğu gibi mi çıkıyor? Karşı tarafı zaten yazıyorum. 2x var. X'i sola atın. 7 var. Eksi 4'ü sağa atın. X buradan 11 çıkıyor. Hemen acele etmiyoruz. Kontrol ediyoruz. 11, 2'den büyük eşit mi? Evet. O zaman çözüm kümesinde 11 olacak. İkinci aşamamız neydi? X küçük 2 olsun. Şimdi mesela 1. 2 kere 1, 2. 2'den 4 çıktı, eksi 2. Yani burası negatif mi yapıyor? Negatifse mutlağın içi önüne ne alarak çıkacaktı? Eksi. Sağ tarafta zaten mutlak yok. Düzenleyelim. Şimdi sağda x var. Eksi x de sağa geçerse artı 2x yapar. 4 var solda. 7 de sola geçerse eksi 7 yapar. Burası eksi 3. 3x. Her iki tarafı 3'e bölerseniz x buradan eksi 1 yapıyor. Bakalım alacak mıyız? Uyuyor mu? Eksi 1 2'den küçük mü? Tabii ki küçük. Çözüm kümemizde eksi 1 de var. O zaman bana diyor ki x değerlerinin toplamını soruyor. Biz ne buluruz gençler? 10 buluruz. Çok güzel sorular bunlar bu arada. Bu sorumuza da bakalım. Şimdi gençler,
Diyeceksiniz ki hocam eşittir falan yok. Bir tane mutlak değerli bir ifade mi var? Ya da eşittirle de çözebiliriz sizin için. Şöyle de yapabilirim. 4 mutlak x, 15'i karşıya atın. Artı 15 yapacak, eksi 15 olduğu için. X'i de sağa atın. Eksi x mi? Bakın şimdi istediğimiz gibi oldu mu? Bir tarafta mutlak var, diğer tarafta mutlak yok. Bu mutlak diğerin için sıfır eşitleyecektir. Ki zaten x'ten başka bir şey yazmadığı için kritik noktamız ne? Sıfır. Ne diyeceğiz? X büyük eşit sıfır olsun. Yani mesela 1 olsun, 2 olsun hep olduğu gibi pozitif değil mi? Pozitif olursa olduğu gibi çıkacak. O zaman 4 kere x diyebilirim direkt. 15 eksi x. 4x burada. Eksi x de sola geçsin. Artı x yapacak. 5x eşittir 15'ten x'i 3 buluruz. Değil mi? Kontrol edelim. 3 sıfırdan büyük eşit mi? Evet. Siz x'i 3 alabilirsiniz. İkinci aşamamız ne? X sıfırdan küçük olsun. Yani mesela eksi 2 değil mi? Negatif olduğu için önüne ne alarak çıkacak? 4 var zaten burada bakın çarpı. Negatif olduğu için önüne ne alarak çıkacak gençler? Eksi alarak çıkacak. Dikkat edelim. Eşittir 15 eksi x. Burası eksi 4 x yaptı. Şöyle birleştirelim. 15 eksi x. Eksi 4 x'i karşıya atıyorum. Burada bir de eksi x var. 15'i de sola atıyorum. Eksi 15 diye geçiyor. Burası gördüğünüz gibi 3x yaptı. Her iki tarafı 3'e bölerseniz x'i ne buluyorum? Eksi 5. Kontrol ediyorum. Eksi 5 sıfırdan küçük mü? Evet. O zaman bunu da alabilirim. X değerlerinin toplamı diyor. Eksi 5 ile 3'ü toplarsak cevabımız ne çıkıyormuş gençler? Cevabımız eksi 2 olunur. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.